Liberal teorinin bence biraz hafiften göz ardı ettiği dört meseleye sadece parmak basmak istiyorum. Birincisi, aslında açık konuşalım. Şunu gayet iyi biliyoruz ki yani en liberal ve en demokratik ülkelerde bile demokrasi aslında özellikle işçiler için iş yerinin bir şekilde içine girmez. Bir işçi iş yerine girerken aslında demokrasiyi biraz dışarıda bırakmış olur. İşçiler açısından günün uyanık olunan zaman diliminin çoğunluğunda demokrasinin esamesi okunmaz. Sonuçta biliyoruz ki iş yerlerinde aslında bir tür padişahlık rejimi aynen bir şekilde yerini korumaktadır. Hukuk ve demokrasinin hangi sınıftan olduğumuza göre hakikaten çok ciddi şekilde bir değişiklik gösterdiğini anlatmaya çalışıyorum. Özetlersek, işçi sınıfı için aslında hukukun ve demokrasinin krizi istisna değil, kuraldır. Ne yapabiliriz? Yani hiçbir şey yapamasak bence en azından bunca zorluğa rağmen kolektif mücadeleye girişmeye cüret eden işçilerin çok değerli bir iş yaptıklarını görmemiz gerekiyor. Ve hakikaten bu insanlara iyi kötü elimizden geldiği kadarıyla destek olacak inisiyatifler ya da kurumlar oluşturmamız gerekiyor. Ya zaten örgütlü olduğumuz partilerde, kurumlarda, derneklerde ya da daha spesifik olarak her bir mesela mücadele için ortaklaşa kurulan, herkese açık olan inisiyatifler gibi düşünebiliriz. Örneğin ne yapabilirler? Az çok arkamda zaten görüyorsunuz. İş yerlerine, yani bu mücadelelerin olduğu yerlere ziyaretler ve eylemlerine katılım bile şüphesiz çok ciddi bir moral motivasyon kaynağı oluyor. İnsanları ayakta tutuyor. Kamuoyu yaratmak, bu eylemleri, bu mücadeleleri gündemleştirmek için dışarıda, sokakta standlar açabiliriz. Bunların çok ciddi faydası oluyor. İşçi sınıfının gerçekten güçlenmediği, güçlü ve örgütlü bir baskı unsuru olamadığı bir ülkede o özlediğimiz türden bir demokrasi asla gelemez diye düşünüyorum.